Gayış Edition. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Gayış Edition'la bir girişten sonra bazı gençler girişi çok seviyor. Atmadığım zaman mesaj atıyorlar. Abi neden girişi koymadın diye. Bundan sonra bütün videolarımızın girişleri böyle olacak. Aslanlarımı şöyle dışarıya çıkarttım. Yemlemek üzere. Havalar bayağıdır yağmurlu. 2-3 gündür dışarı çıkartamıyordum. Dedim sıkılmışlardır. Şöyle bir dışarıya çıkartayım. 2 defa bir yem döktüm buraya arkadaşlar. 1,5 kiloya yakın bir yem döktüm. Onun üzerine şimdi bir yarım kiloya yakın daha döktüm. Maşallah bana mısın demiyorlar. Canavar gibi yiyorlar arkadaşlar. Yani yem yememelerinden ziyade yem yesinler arkadaşlar. Yemlerin fiyatları da uçtu gitti ama yapacak bir şey yok. Antalya'da kilosu 7 lirayı falan buldu. Günlük kümesin maliyeti 5 kiloya yakın. Bütün eşhaneler, salmalar filan, arsadaki kuşlar derken günlük fix 5 kiloya yakın. Yem gidiyor, ben az vermiyorum arkadaşlar. Ben kuşları tosun gibi olsunlar diye bol bol veriyorum. Çünkü üretim sezonunu açacağım. Zayıf cılız kuş işimize yaramaz yani. Yavruya bakar yam olur arkadaşlar. Kilolu olması lazım, anladın mı? Tosun gibi olacak ki yavruya rahat rahat baksın, bakarken de kilodan kaybetmesin. O yüzden yemi bol bol dayayın. Zaten buğday veriyoruz. Günlük şu anda 5 kilo karışık veremeyiz. Üretim yapıp hani yavru rezerv etmemiz lazım ki karıçın şeyinde karşılayalım. Şöyle zaten şeyleri görüyorsunuz. Eşhaneleri. Hepsi dolu dolu olduğu için daha bir de arsa var. Maliyet bir hayli yüksek arkadaşlar. Yeni transferler var. Yeni oyun kuşlarımız var arkadaşlar. Dışarı 2 tane fırtına ayırdım. Şurada da şöyle bir adet, şurada bir bozkirli var. Gel kızım. Bir adet de burada bir bozkirli var arkadaşlar. Bunlar, şu ikisi yeni oyun kuşu. Kanımız, damarımız da yeni oyun kuşu hattımız olacak. Bunları daha sonra bir tanıtırız. İki tane de şurada canavarım var arkadaşlar. Şimdi onların önüne bir ufak yemlik koyalım. Yemin suyunu içsinler. Buradan arsaya girecekler arkadaşlar. Bunları arsaya götüreceğim. Arsada mirolarla birlikte bunları uçuracağım. Şimdi kanatlarını bantladım arkadaşlar. Şöyle. Çok sıkı bantlamadım. Yumuşak bantladım. Gevşek bir şekilde bantladım. Zaten çok küçük oldukları için muhtemelen hemen alışırlar. Aslında bunları bir 10-15 gün burada besiye çekip sonra aşağıya götürsem de olurdu ama bu küçüklükle götüreyim. Oranın şeyine de alışsın şartlarına. Biraz bir kırılma, pusma, küsme bilmem ne olacaktır. Onunla da mücadele edeceğiz. Bunlar benim yeni canavarlarım arkadaşlar. Diğer Araplarla bir alakası yok bu soldakinin. Bunları Samet kardeşimden getirdim arkadaşlar. Bu bozkirli ile bu Arap'ı. Bunların ikisini de uçuracağız. Arap'ın tipi, şekli, şemali şeyi çok güzel. Bozkirli'nin de çok güzel. Diğer odamızlık dediğim iki şeyi de Samet kardeşimden getirdim. Samet bunları, bu ikisini oyun kuşları karma duruyordu arkadaşlar. Samet'in damarları. Aşağıda bir kümeste duruyordu. Dün onun oradaydım. 10 gibi gittik. Akşam saat 12'de falan geldim. Kümes temizliği yaptık. Samet'in orada. Aşağıdaki kümeslerini biliyorsunuz. Bir sürü platin kümesleri vardı. Bakıcı kümesleri falan vardı. Onları kaldırdık. Aşağıyı böyle şark köşesi muazzam bir şey yapacağız yani. Aşağıyı güzel bir şey planımız var. Kuşları yukarıya taşıdık. Oyun kuşlarını, damarlarını yukarıya tekrardan kümes yaptık. Naylonunu, çatısını filan. Böyle kendi halimizde bir şeyler. Gün içinde imkanları el verdiğince yaptık. Bu ikisini de ben kendim buraya getirdim. Bunları şimdi şeyde kovalayacağım arkadaşlar. Arsada. Samet kardeşim bunları muhakkak kovalamamızı istedi.
Bir tane de beyaz getirdim arkadaşlar. Damızlığa beyaz. Ben normalde hani gidip de sağdan soldan şunu damızlık yapayım, bunu alayım kümese damızlık yapayım filan demem. Beni biliyorsunuz arkadaşlar. Sivas şekeri soyum var. Yıllardır onları damızlık olarak tutuyorum. Şeker erkek burada. Kendi öz oğlu burada. Şeker dişimiz ölünce şu dişi şekeriyi ben oynatmıştım biliyorsunuz Temmuz'da. Şunu. Bu da Gökhan abinin yavrusuydu. Takkalı. Arenadaki şekerinin yavrusu. Bunu getirdim. Kendim oynattım geçen sene. Gördüm 5-5 6-6. Kuş gidiyor. Normalde ben bunu yavruya kusturup bir daha bir uçurup öyle damızla ayıracaktım. Benim dişi büyük şekerim ölünce bunu böyle buraya çektim arkadaşlar. Bunu zaten daha önce açıklamasını yapmıştım. Şimdi yeni iki tane pilot canavarımız bunlar. Dediğim gibi Mirolar'la birlikte uçacaklar. Mirolar zaten nefeslendi. Şeyini taklayı döndüler. Sertleştirenler oldu. Mirolar zaten kendini baya baya açtı. Şu üstün kağıdını toplayalım. Böyle bir yeni kağıt verelim. Şurada pitonu merak edenler vardı arkadaşlar. Piton gelir gelmez yargı dağıtmaya başlamış. Piton ne yapıyorsun oğlum? Şuna bak ya. Gelir gelmez yargı dağıtmaya başlamış piton arkadaşlar. Şu aşağıda pitonun kırıklarından var arkadaşlar. Oyun kuşu. Boz dumanlıya vurulmuş bir halde. Pitonun yağlı fitilli, kasalı, fizikli, devasa bir oyun kuşu var. Zaten pitonun kendi geni de oyun kuşu arkadaşlar. Aşağıda da 2 adet pitonun boz duman oyun kuşu yavrusu mevcut. Tabi onları göndereceğiz. Çünkü kümesleri görüyorsunuz. Ağzına kadar hınca hınç dolu. Almak isteyenler Instagram'dan ulaşabilir arkadaşlar. Mutlumirocu @ kuşçu Instagram adresimiz. Şimdi ne yapacaktık? Şuraya bir gazete serelim. Şu boskillileri bir yemleyeyim. Öncelikle şu ortalığı bir toparlayalım. Veysel kardeşim de boykasına yeni bir dişi köpek almış. Onunla birlikte veterinere gideceğiz haftaya. Dişi bir Doberman sarı. Veterinerde bir video çekecekmişiz. Kardeşim rica etti. Kendimize köpek alacağız. Ne alacağımız konusunda da karar vermedik. Aslında Gökhan abiye rot alalım demiştim. Sonra K9'a şey yaptık, çevirdik kararımızı. Kaliteli sınıf 1 K9. Düşünüyoruz. Şunu bir katlayayım, hemen geliyorum. Evet. Izgarasında koyduk. Ya piton burada kuşları sakat edecek. Piton aşağıya. Çok kasalı fizikli kuşlar arkadaşlar. Muazzam eşsiz bir ırk. Türkiye'de de sadece bu şekilde o ayarda parlak yağlı fitilli böyle bozduman bizde var arkadaşlar. Şu an bende. Biri zaten babasının göz rengiyle aynı. Kuşlar dişi erkek. Takım. Sonra bir bozdumana vurmuştuk. Altından böyle oyun kuşu çıkmış. Araplardan isteyenler varsa hala ulaşabilir arkadaşlar. Elimizde Arap var. Sıkıntı yapmayın. Instagram'a birazdan bir yanar döner mi? Ne atacaktım? Bir şey attım mı bilmiyorum. Attım herhalde bir şeyler. Şimdi Arap kaç takım kaldı? 6 takım mı kaldı? 7 takım mı? İçeride öyle bir Arap var. Şu kaybolan kuşlarımı hala bulamadım.
Gelmediler arkadaşlar. Kumrular geri geldi. Kaybolan kuşlarım geri gelmediler. Şimdi arsaya geçelim. Videoyu burada sonlandırayım arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşürüz. Yeni iki tane oyun kuşumu size göstereyim dedim. Onları arsaya götüreceğim birazdan. Şurada biraz yemleyeyim de. Hem gidelim hem biri uçuralım. Sen aşağıda kavga etmiyordur inşallah. Görüşmek üzere arkadaşlar. Dediğim gibi Araplardan hala bayağı var. Bunları bir gönderdikten sonra muhtemelen bir tur daha bir Arap getiririz. Hem millet uygun Arap sahibi olsun. Bu Ufuk abinin Araplarını, bunları hepsi biliyorsunuz. Ufuk abiyle daha önce defalarca video çektik. Hem millet Arap sahibi olsun arkadaşlar. Hem de Ufuk abinin kümesi azalsın. Silikülasyon yapalım diye uğraşıyorum. Bakalım. Görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.